sivil toplum kuruluşları benzeşmekten daha çok farklılaşmadan çekinmemeliler. Farklılaşma önemlidir. Kendi alanında farklılaşma esas itibariyle daha önce söylediğim uzmanlık derinliğiyle ilgilidir. Ve üretilecek katkının katma değeri yüksek alanlarda olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla kitleselleşelim diye konjonktürlere uyma, çevreye adapte olma, uyum sağlama, diğerleriyle benzeşme yerine iki stratejinin önem arz ettiğini sanıyorum. Bu başlık altında bir farklılaşma, iki işbirliği. Farklılaştığımız kadar işbirliğine ihtiyacımız var. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının toplum içerisindeki algısında önemli bir sorun var. Herhangi birinin sorunu olduğunda bir sivil toplumun kolaylıkla kapısını çalabiliyor. Ona hayır demek de pek zor oluyor. O zaman işbirliği bunun bir çözümü gibi görünebilir. Neden? Farklı alanlarda uzmanlaşmış, yetkinleşmiş, kendi sınırlarını çizmiş, dolayısıyla birbirlerini adresleyerek, efendim bu açığı kapatmak kanaatime göre önemli bir nokta olabilir. Bu aynı zamanda aslında sivil toplum kuruluşlarının kara kutu olmasını önler. Kara kutu olmak tehlikelidir. Benim kanaatime göre sivil toplum kuruluşlarının düşünce dünyalarını kendi aralarında konuştuklarında Ankara'da kolay konuşamıyorlarsa, Tokyo'da kolay konuşamıyorlarsa, Londra'da kolay konuşamıyorlarsa, Cidde'de kolay konuşamıyorlarsa bir problem var demektir. Düşüncelerimizi, dünya görüşümüzü gizlememeliyiz, onu tartışmaya açmalıyız. Esasen gizlediğimiz bütün dünya görüşleri zamanla ayak bağı oluyor. Biz onları korumaya çalışırken, gizlemeye çalışırken, oluşturduğumuz katı dünya görüşü zamanla bizim önümüzü açmaktansa önümüzü kapayacak duruma, pranga durumuna gelebilir. O açıdan kanaatime göre sivil toplum kuruluşlarının kendi iddialarını olabildiğince kamuya açmaları, olabildiğince bunu işlemeleri, olabildiğince araştırmaları ve net olarak en azından kendi görüşüm şunu söyleyebilirim. Kesinlikle kendi görüşlerini revize etmeye, değiştirmeye, yenilemeye, ilerletmeye açık olmaları lazım. Hiçbirimiz ona dahil olmadan geliştirdiğimiz ve kabullendiğimiz dünya görüşünün eksikliklerinin farkında olamayız. Ünlü bir filozofun dediği gibi aslında bunlar iletişimseldir. Biz iletişime konu ettiğimiz zaman onun doğruluğunu, yanlışlığını, eksikliğini, büyüklüğünü görmüş oluruz. Dolayısıyla asla iletişimin dışında tutmamalıyız. Meşruluk sağlamak o düşüncelere kamunun nezdindedir. Kendi grup meşruiyetimizin hiçbir önemi yoktur kanaatime göre. Kamu nezdinde meşrulaştırdığımız ölçüde değerlidir, yaygınlaşır, benimsenir, kurumsallaşır, hayat bulur, varlığını sürdürür. Birkaç şey daha ekleyeyim eğer soru gelmezse. Sivil toplum kuruluşlarının başarısını düşüren temel hususlardan en azından benim gözlemim bir neden de şu. Sivil toplum kuruluşları çok operasyon yönelimli oluyorlar. İlişki yönelimli oluyorlar. Diğer bir ifadeyle kısa vadeli olan hususlara çok fazla zaman ve kaynak ayırıyorlar. Halbuki sivil toplum kuruluşlarının başarısı önemli ölçüde uzun vadede yeni trendleri oluşturma, yeni anlayışları oluşturma, yeni davranışlar geliştirme, yeni bakış açıları geliştirme ve tabii ki tercihen yapısal dönüşümleri sağlama. Yapısal dönüşüm şüphesiz bir maraton meselesidir, uzun nefes gerektirir. Ve o yapısal dönüşümü sağlamanın yollarını aramaya devam etmek gerekir.
vadeyi kısaltır, ilişki yönetimine indirgersek, büyük ihtimalle onun içerisinde boğulma riski oluşturmuş oluruz. Yani mevcut durumda yüzeysel stratejilerin çok çok yaygın, çok dominant olduğunu düşünüyorum. Onun yerine daha derinlikli, yani trendler oluşturmaya, yenilikler oluşturmaya, yapıyı dönüştürmeye, zamanının kaynaklarının %100'ünü demiyorum, hiç olmazsa %20'sini, 30'unu ayırsın. Yani öyle gözlemliyorum ki, hani bu usta bilimsel bir çalışma yapmadım ama gözlemlerime dayanarak, nihayet ben de bir sivil toplum kuruluşu yöneticisiyim, onlarca sivil toplum kuruluşunda bulundum. Gördüğüm şu, biz zamanımızın büyük kısmını, ya bu %96'dan 7'den daha fazla demek, operasyonel işlere ayırıyoruz. Unutmamamız gereken bir husus varsa stratejik açıdan, o da şu: operasyonel işlerin başarıya olan katkısı maksimum %20'dir. Kaynakların zamanının %80'ini alır ama başarıya olan katkısı düşüktür. Bununla beraber operasyonel olmayan, daha planlı, daha kararlı, yetenek inşası gerektiren, rapor gerektiren, düşünce gerektiren, inşa gerektiren hususlar belki kaynağımızın, zamanımızın %20'sini alır ama etkisi uzun vadede %80'dir. Biz az önemli olanlarla çok önemli olanları birbirinden ayırmadığımız sürece stratejik zihin yapısı dediğimiz önceliklendirme, önemine göre muamele etme, önemine göre kaynak ayırma gibi bir hususu yapmakta çok da başarılı olamayız.